tenis yolculuğumuz Almanya'da başladı. Ben 5000 markla firmalarımı kurdum. Sonra dünyaya yayıldı. 10.000 çalışanımız var ama buradaki mega saray yıldızı bunun. Ve bu yıldızı daha da parlatmak için buraya çok Alman turistler geldi. Çok 50, 60, 70 sefer gelenler var. Çoğu tenis oynuyordu. Bunların çoğunu onlar için yaptık. Ama başkan bir ara gelmiş, benim de haberim yok. Burayı keşfetmiş. Ya burada bir potansiyel var. Burada bir şeyler yapalım diye konuştuk. Gerçekten bir işbirliği yaptık ve tenis akademisini kurduk ve sahalar yaptık dışarıda. 50 civarında saha var. Bunun amacı da bir taraftan çocukları yetiştirmek, yetenekli çocuklara burs vermek ve dünyaya iyi oyuncular çıkartmak. Ama ikincisi, Hülya Hanım'da da olduğu gibi kızlarımızı, gençlerimizi teşvik etmek. Yine başkanım kendisi söyleyecek ama ben de onu taban olarak alıyorum. Türkiye'nin sathına tenis sporunu yaymak. Esasen bizim akademimiz sırf tenis değil, futbol, kanu, bisiklet. Ayrıca biz Erciyes Dağı'nda da yapacağız bunu. Dolayısıyla burada kış aylarında, orada yaz aylarında yapacağız. Aynı zamanda turizme yeni bir model sunuyoruz. Ciddi bir marka oldu. Böyle bir akademi yok. Bu şekilde Avrupa'nın... Her ne kadar Hülya Kap benim adımla anılsa da burada bulunan herkesin çok büyük emeği var. Sizlerin her katılışınızda en az 5, 6, 10, 20, 30 tane çocuk okuyor. Bunu biliyorsunuz herhalde. O yüzden Allah yerini doldursun diyorum her şeyden önce. Çocuklarımızı okutuyoruz yurt dışına. Yani Hülya Kap'ın amacı Türkiye'de yurt dışına gidip turnuvalara katılamayan ama iyi oynayan oyuncuların çoğunu da yurt dışına göndermek, okutmak. Daha başka bir sürü şeyler var. Şimdi saymayayım onları. O yüzden hepimiz yapıyoruz bunu. Sadece ben değil. Tabii ki ben bunları yapmak için başlamadım. Spor sevdiğim için başladım. Aslında lisanslı profesyonel yüzücülükten tenise geçtim. Derken diğer spor dallarına ve gördüm ki hayatımda çok şey çok değişiyor. Çok mutlu oluyorum. Mutluluk getiriyor insana. Zihin açıklığı getiriyor. Ve başka kötü şeyler düşünmemek için yer açıyor hayatınızda. Bunun da birçok söylenecek şeyi var. Onu da şimdi kısa kesiyorum. Sadece çok teşekkür ediyorum. 21.sini yaptık. İnşallah 22-23'te yaparız. Kemal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü özellikle yatırım yapmış olduğu bu tenis kortları sayesinde biz de aslında yapmak istediğimizi tam anlamıyla yapabiliyoruz. Aslında bugün burada olmamızın ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu şöyle sizleri izleyince bu güzel enerjiden anlamak mümkün değil. Hülya Kap, Hülya Hanım'ın bahsettiği gibi Türkiye'de 21.sini düzenlediğimiz, inşallah 41 kere maşallah dediği zamanı da beraber geçirelim hep beraber. Bu turnuvaların anlamı, önemi bizim için şöyle izah etmek isterim ne anlama geldiğini. Sevgili tenis severler, bizim bir hayalimiz var. Bizim hayalimiz dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirebilmek. İnandığımız bir dava, inandığımız bir hedef, güvendiğimiz gençliğimiz var. Ve siz senior tenisçileri olarak, ebeveynler olarak, kardeşler olarak, ağabeyler, ablalar olarak hepimiz bu işin bir parçası olursak ki olmak zorundayız ki ancak birlikte olabilirsek bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Erkekler finalisti Mustafa Tasın.
Hadi dayan bari.